Kanlı olarak yayınlanan Halk Ana Haber Bülteni kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Bakırköy'de gündüz vakti, güpegündüz gündüz herkesin gönü önün, gözü önünde misafirimiz saldırıya uğradı. Bu kez yayına konuk gelmişti. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu konuk olduğu yayından çıktıktan sonra kapımızın önünde sohbet ederken yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik kameraları o anı böyle kaydetti. Saldırgan kaçtı. Henüz yakalanamadı. Bu saldırılardan bu ilk değil biliyorsunuz. Daha evvel yine aynı yerde kapımızın önünde gazeteci Levent Gültekin de saldırıya uğramıştı. Bu saldırının ardından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Halk TV'ye de çok teşekkür ederiz o mesajlara. Güvenliğinizi biraz arttırsanız mı acaba diye akıl verenler de oldu sağ olsunlar. Burak Kavuncu'nun İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın koruma polisleri bir süre önce geri çekilmişti. Korunmaya ihtiyacı olmadığı düşünülmüş olsa gerek. Muhalefet tek ses. Her partiden açıklama geldi gün boyunca. Geçmiş olsun mesajları ve kınama mesajları geldi. O mesajlara bir bakalım. CHP Mersi Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 2019'da soru önergesi vermiş, Kaptancıoğlu ve Burak Kabuncu'nun korumaları neden alındı diye sormuştu. Soylu, konu gizlidir deyip cevap vermemiş. Onu hatırlattı, neymiş bu gizlilik diye sordu. Burak Kabuncu'nun Genel Başkanı Meral Akşener tek cümlelik bir tweet attı. İyi insanları susturamayacaksınız dedi. Altına binlerce benzer yorum yazıldı. Saldırıdan iktidar sorumlu tutuldu. Tamam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidarın sorumluluğunu hatırlatanlardandı. Troll, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Saray artık budur dedi. Ali Babacan iktidar ortaklarına seslendi. Şiddet ortamını besleyen söylem ve üslubu derhal terk edin. Ahmet Davutoğlu da iktidarı suçladı. Saldırı düşmanlaştıran, hedef gösteren dilin sonucudur dedi. Yerel seçimde Kabuncu'nun birlikte çalıştığı iki isim Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu saldırıyı kınadı, sorumlular yakalanmalı, yargı önüne çıkarılmalı dedi. Kaftancıoğlu, Kabuncu ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Altına saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız diye yazdı. HDP'li Hüda Kaya da kınadı. Kime karşı olursa olsun şiddete hayır ifadesini kullandı. Kendilerinden olmayanları hedef gösterenlere cezasızlık son bulmalı dedi. Hesap sorulmasını istedi. İktidar kanadından en net açıklamayı yapan İstanbul İl Başkanı'ydı. Osman Nuri Kabaktepe saldırıyı kınadı. Saldırı hamuru hoşgörüyle yoğrulan kültürümüze yakışmıyor. Mevkidaşıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. yumruklu saldırgan kaçtı kayıplara karıştı. Yani zaten arkadan saldırmış. Burak Kavuncu da saldırganı görmediğini söylüyordu. Durumu iyi Kavuncu'nun sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden hala o yalan haberlerle Burak Kavuncu'ya yüklenenler var. Saldırıya uğramış olan İyi Parti İstanbul İl Başkanı, işte FETÖ'cü yakıştırmaları yapanlar var. Biliyorsunuz o iddialar yargıya taşındı ve yargı Yüce Türk adaleti kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu iddiaların asılsız olduğunu yargıda tescillemiş oldu böylece. Geçmiş olsun mesajı yayınlayanlardan biri de AKP'nin İstanbul İl Başkanı oldu. Onu da söyleyelim. AKP İstanbul İl Başkanı da geçmiş olsun mesajı yayınladı. Burak Avuncu ile ilgili olarak MHP'den bir açıklama henüz e, gelmedi. Onu söyleyelim, belirtelim. Ve saldırgan da yakalanmadı. Yakalansa ne olur? Daha önce ne oldu onu da takdirinize bırakalım ve devam edelim. Bir kez daha biz de misafirimize geçmiş olsun diyelim. Gönül rahatlığıyla HAT TV'ye gelip programlara konuk olabilirsiniz. Herkesin söz söyleme hakkı vardır. Bu televizyon halkın televizyonudur ve bu televizyonu koruyan da haklılığı ve her daim halkın yanında yer almasıdır. Gücümüz haklılığımızdan gelmektedir. Şimdi bir açıklama var bütün dünyanın bugün konuştuğu o açıklamayla devam etmek istiyorum gelen tepkiler üzerine değiştirilmiş bir açıklama. Estonya'nın Baltık ülkelerindendir. Küçük bir ülke Estonya. Estonya'nın başbakanı bugün dedi ki biz Estonya olarak 10 Afgan mülteciyi kabul edebiliriz. Akşam yemeğinde mi kabul edecek? 10 sayıyla 10, yazıyla da 10. Sadece 10 10 Afgan mülteciyi kabul edebiliriz dedi Estonya Başbakanı. Sonra gelen tepkiler üzerine düzeltti açıklamasını. Peki dedi Estonya olarak 30 Afgan mülteciyi kabul edebiliriz. 3 katını, 30 yazıyla, sayıyla 30 Afgan mülteciyi kabul edebiliriz dedi. Türkiye'de ise yüz binlerce Afgan mültecinin önümüzdeki günlerde e, sığınmacı olarak gelebileceği belirtiliyor. Gelenler de var hali hazırda Türkiye'ye gelmiş olanlar var. Ailelerini geride bırakıp gelmiş olanlar var. Hep soruluyor ya işte gelenler arasında kadınlar yok. Niye hep erkekler geliyor diye. Gelen kadınlardan birini göstereceğim şimdi size. Ankara'da yaşamaya gayret ediyor ama aklı kalbi geride bırakmak zorunda kaldığı, Taliban zulmünden kaçarak geride bırakmak zorunda kaldığı yurdunda, Afganistan'da, ailesinde işte anlattıkları. Yüzünün ve isminin açıkça verilmesini istemiyor çünkü korkuyor. Afgan kadının gözü yaşlı. Taliban'la birlikte ülkesinde kalan eşi ve iki çocuğundan günlerdir haber alamıyor. Diyorlar ki Taliban geldi bizim ülkemizden, şehrimizde bomba attılar. Sonra diyor ki aynı evde kadın olsa onu kendi kahide almak istedi. Bunlar da gecenin yarısı da saat iki filan diyor çıktık evden diyor. Bomba attılar üçü diyor. Hepsi mahvoldu her şeyimiz gitti diyor. Dört çocuk annesi R.F. Afganistan'daki Taliban zulmünü günlerce yaşadı. Evi yıkılınca yaklaşık bir ay önce iki çocuğuyla birlikte kaçarak Türkiye'ye geldi. Afganistan'da kalsaydı evli olmasına rağmen Taliban üyelerinden birinin eşi olacaktı. Kendisinden Evet kendisinden nikah almak istemiş. O yüzden de kocası çocuklarını, çocuklarını almış eşinden saat 2 gecede çıkmışlar kaçmışlar onun elinden. Şimdi Ankara'da akrabalarının yanında kalıyor ama aklı fikri Afganistan'da kalan eşi ve çocuklarında. Kaçarken biri kız, iki çocuğunu ülkesinde bıraktı. Onlardan günlerdir haber alamıyor. diyor ki ben haberim yok diyor internetler yok diyor benim zaten hattım yok onlardan haber alsam internetler kesiliyor diyor orada kesik diyor hem de annem orada diyor çok kötü durumda çok zor durumdalar herkes diyor. Afgan kadın çocukları ve eşinin can güvenliğinden endişe ediyor. Eşiyle en son 20 gün önce konuşmuş. Şimdi nerede olduklarından haberi yok. Tek bir isteği var. Geride bıraktığı eşi ve çocuklarına kavuşmak. Bir izleyicimiz diyor ki niye kızıyorsunuz Estonya'ya? O da kendi vatandaşlarını korumaya çalışıyor. Bir sınır koymuş 30 kişiyi kabul edebilirim diyor. Sadece Estonya'ya değil Batı'ya, NATO üyesi ülkelere, Avrupa Birliği üyesi ülkelere iki yüzlülüklerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne kızmak gerekiyor. Afganistan bugün bu halde ise Taliban'ın ellerine teslim.